Alo. Atilla Özdemiroğlu ile mi görüşüyorum? Evet, elimizde bir çift Emel Erdal'ımız var. Peki, biz bu Emel Erdal'ı ortadan ikiye ayırırsak ne olur? Ne oldu? Bir tane Emel'imiz, bir tane de Erdal'ımız oldu. Yani başka bir şekilde göstermek gerekirse, bir tane Emel'imiz, bir tane de Erdal'ımız oldu. Bölümün sonunda ne olacağını en başından söylemiş oldum böylece ama ne yapalım? Bu bir Netflix dizisi değil sonuçta. Ağustos 1976 günü saat 19.40'da küçük Emel Afyon'daki evlerinin televizyon düğmesine basar. Siyah beyaz televizyonu açar. Başlamak üzeredir program. Hangi program mı? Amatörler sizlerle. Emel bu programı çok sevmektedir çünkü kendisi de şarkı söylemeye çok düşkündür ve şarkıcı olmak istemektedir. O gün de programı seyreder. Türk halk müziği vardır, Türk sanat müziği vardır, yabancı sözlü müzik vardır ve bir tane de Türk pop müziği, Türk hafif müziği şarkısı gelir ekrana. Erdal diye bir genç seslendiriyordur bu şarkıyı ve şarkı da Serter Bağcı'nın o günlerde çok popüler olan Sihirli Değnek adlı şarkısıdır. Küçük Emel şarkıyı dinledikten sonra hayallere dalar. Kendini o televizyon ekranında hayal eder. Kendini gazino sahnelerinde hayal eder. Sesini plaklardan duymayı hayal eder. Ya da etmez, bilmiyorum. Çünkü bu hikayeyi tamamen ben uydurdum. Böyle bir şey yaşandı mı yaşanmadı mı onu da bilmiyorum. Ama muhtemelen yaşanmış olabilir. Çünkü o yıllarda televizyonda ne yayınlanırsa hepimiz oturup izliyorduk. Emel de izlemiştir. Yani eğer o sırada babasıyla ya da arkadaşlarıyla tavla oynamıyorsa. 4 Ağustos 1976 günü Amatörler Sizlerle programında TRT'de ekrana çıkan Erdal Çelik henüz 17 yaşındadır. Ankara'da doğmuştur. Bir müddet babasının memuriyetinden dolayı Erzurum'da yaşarlar. Sonra tekrar Ankara'ya dönerler. Erdal hem abisinin hem de ablasının, kocasının yani eniştesinin müzisyen olmasından dolayı müzikle iç içe büyüyen bir çocuktur. Müziği çok sevmektedir. Sesi de çok güzeldir. Nereden aklıma esti kim bilir? Gezdim bu gece şehri şöyle bir. Nitekim liseden sonra Ankara'da Gazi Enstitüsü'nün müzik bölümünü kazanır. Müzik eğitimi almaya başlar. Ama dönem çok karışık bir dönemdir. Ülkedeki siyasal kutuplaşma okullara kadar girmiştir ve bu Erdal'ın canını sıkar, bir süre sonra okulu bırakmak zorunda kalır. Çok geçmeden sahneye çıkmaya başlar. Ankara'da sahneye çıktığı ilk yerlerden biri de o yıllarda çok popüler olan Beethoven kulübüdür. Bayanlar baylar, şimdi de size gecenin sürprizini takdim ediyoruz. Şimdiye kadar hiç dinlemediğiniz eşsiz bir şarkıcı ve harikulade bir ses. İşte gecenin yıldızı. Sezer ve Savaş Bağcan kardeşlerin sahibi olduğu Beethoven kulüp 70'lerin başında açılmıştır Ankara'da ve o dönemde daha henüz popüler olmayan, yolun çok başında olan Cem Karaca, Barış Manço, sonrasında Esin Afşar, Ayla Dikmen gibi isimler o kulüpte program yapmışlardır. Kulüpte şarkı söyleyenlerden biri de Bağcan ailesinin tek kız çocuğu olan Selda'dır. O da daha popüler olmadan önce ilk sahne tecrübesini Beethoven kulüpte kazanır. İşte Erdal da Beethoven kulüpte kendine bir çevre edinir. Tanınmaya başlar yavaş yavaş Ankara camiasında ve oradan Feyman kulübe transfer olur ki Feyman kulüp de yine Ankara'nın o dönemde çok popüler gece kulüplerinden biridir. Böyle böyle Erdal'ın sahne hayatı devam eder. Uğur Sezen Orkestrası'nda çalışır bir dönem solist olarak. Bir dönem Haluk Kılıç Orkestrası'nda çalışır ve en son Grup Lokomotif'in solisti olur. Program yaptığı kulüplerden birinde onu dinleyen plak prodüktörü Kamil Gök Erdal'a bir plak teklifinde bulunur. Gel sana bir albüm yapalım der. Sesin çok güzel. Erdal önce çok ciddiye almaz bu teklifi ama sonra bir çıkış yolu olabileceğini düşünüp kabul eder. Kamil Gök bu albümün tamamen arabesk şarkılardan oluşmasını istemektedir. Çünkü o dönemlerde çok satan albümler hep arabesk albümlerdir. Erdal da aslında
kulüplerde batı müziği söylemesine rağmen zaman zaman repertuarına dönemin moda olan arabesk şarkılarını da almaktadır. Ya Rabbim bunlardan biridir Orhan Gencebey'in Ya Rabbim'i. Dolayısıyla bunları söylemekten de gocunmaz ve tamamen arabesk şarkılardan oluşan ilk albümü bir gün içerisinde kaydedilir. Az sayıda enstrümanla bir stüdyoda canlı kayıt, hücum kayıtı yapılır ve Aşk Değil adlı kaset albüm ortaya çıkar. Sadece kaset formatında yayınlanmış bir albümdür bu. İnternette baktığınız zaman 1983 yılında ve Uzelli kaset tarafından yayınlanmış ve Almanya'da yayınlanmış gibi bir bilgi var. Ama doğrusu o değil. Doğrusu Göksoy Plakçılık'tan yayınlanmış. Tam tarihini ben de bilmiyorum çünkü bu kaseti hiç görmedim bugüne dek. Ancak bildiğim, yani tahmin ettiğim kadarıyla kasetteki şarkılara baktığınız zaman hangi dönemin popüler şarkıları diye 1980 yılını işaret ediyor. Hani Taş Çatlası 1981 yılında doldurulmuş ve piyasaya sürülmüş olmalı bu kaset Göksoy Plakçılık tarafından. Kader ayırdı bizi, elimizden ne gelir? Uzelli baskısı ise muhtemelen Almanya hakları satın alınarak Almanya'da basıldı sadece. Tabii kaset Erdal'a istediği çıkışı sağlamaz, hiç ses getirmez. Bunun üzerine 1982 yılında Erdal askere gitmeye karar verir. O dönemde henüz askerliğini yapmamış grup Lokomotif'in diğer üyeleriyle beraber topluca askere giderler ve Türk Silahlı Kuvvetleri armoni muzikasında yaparlar askerliklerini. Orası zaten genellikle sanatçıların, müzisyenlerin askerlik yaptığı bir yerdir ve Erdal askerlik görevi süresince de orkestra şarkıcısı olarak müzik yapmaya devam eder. Peki o sırada Emel nerededir? Hani Afyon'da televizyondan Erdal'ı izleyen küçük Emel var ya. Oho! O çoktan evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur ve İzmir'de yaşamaktadır. Nasıl mı? Onu da anlatayım şimdi size. Emel babasının asker olmasından dolayı Türkiye'nin farklı şehirlerinde dolaşmış çocukluğunda ve her gittiği yerde, her gittiği okulda da mutlaka okul orkestrasının solisti olmuş bir şekilde. Bunun yanı sıra her gittiği şehrin orta evinde de mutlaka sahneye çıkmış çünkü sesinin güzel olduğu bilindiği için hep onu sahneye çıkarmışlar. Nitekim babası emekli olduktan sonra Afyon'a yerleştiklerinde de Afyon Orda Evi'nde çok kez sahneye çıkmış. Çekiyor mu? Evet, gördüğünüz gibi arkamdaki Zafer Anıtı Afyon'dayım şu anda. Hikayenin daha iyi içine girebilmeniz için Afyon'a kadar geldim, hiçbir masraftan kaçınmadım. Emel İlk gençliğini burada, bu şehirde, Afyon'da geçirmişti. Liseden sonra konservatuar sınavını kazanan Emel İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'da konservatuar eğitimi almaya başlıyor. Eğitimi devam ederken bir gün anne ve babasının kaza geçirdiği haberi geliyor ve apar topar Afyon'a gidiyor Emel. Neyse ki anne babasında pek bir şey yok. Ama Emel'in de çok yakın bir zamanda sınavı var, piyano sınavı var konservatuvarda. Afyon'da bulunduğu süre içerisinde de Emel'in piyano çalışması lazım. Bir piyano arıyor ve bula bula tabii ki Orda Evi'nde buluyor. Orda Evi'ne gidip gelmeye başlıyor piyano çalışmak için. Ve orada Oğuz isminde bir gençle tanışıyor. Oğuz da askerliğini subay olarak Afyon'da yapıyor. Ve o da amatör olarak gitar çalıyor. Çok iyi anlaşıyorlar, iyi arkadaş oluyorlar. Sonra Emel İstanbul'a geri dönüyor, konservatuvar eğitimine devam ediyor. Ve yaz aylarında okul kapandığı zaman tekrar Afyon'a döndüğünde Oğuz'la arkadaşlıkları kaldığı yerden devam ediyor. Çok geçmeden bu arkadaşlık bir aşka dönüşmeye başlıyor. Ve ne olduğunu anlamadan Emel konservatuvar eğitimini bırakıp, okulu bırakıp Oğuz'la evleniyor ve İzmir'e yerleşiyor. Çünkü Oğuz aslında avukat ve askerliği bittikten sonra İzmir'de avukatlık yapmaya başlıyor. 1982 yılının son günlerinde 27 Aralık 1982 günü ise Emel ve Oğuz'un kızları Çağrı dünyaya geliyor.
Yani Emel okulu bırakıp ev hanımı olmakla kalmıyor, bir de anne oluyor üstelik. Ama müziğe olan tutkusu da bitmiş değil. Hatta Oğuz da Emel'i bu konuda her zaman destekliyor. Ve onun da içine dert olmuş durumda evlendiği için konservatuvar bırakması. Mükemmel bir sesin var. Yoksa beni şarkıcı mı yapacaksın? Neden olmayasın? Böyle bir şey aklımın köşesinden bile geçmez. Nitekim İzmir'deki konservatuvarda devam etmek istiyor Emel ama konservatuvar Emel'i evli olduğu gerekçesiyle almıyor. Bir dönem Emel belediyede bir işe giriyor. Belediyenin ulaşım ve trafik dairesinde bir işte çalışmaya başlıyor ama bu da çok kısa sürede. Yarın güneş adın. Yarın güneş 3 gazete birden. Yarın güneş adın. Güneş yarın daha zengin. Yarın güneş adın. Yarın güneş 3 gazete birden. Yarın güneş adın. Güneşi yarın tükenmeden mutlaka alın. 1983 yılının Ağustos ayının son günlerinde Güneş gazetesinde, o dönemin popüler gazetelerinden biri olan Güneş'te bir ilan yayınlanmaya başlıyor. Hemen o ilanı size gösteriyorum. Hiçbir masraftan kaçınmayarak o gazeteyi buldum. Sesinize güveniyor musunuz? Yeah! Güveniyorsanız işte fırsat. İşte şans. 3 kişiye 3 yıl her ay 500 bin lira. 3 kişiye 3 yıl her ay 350 bin lira. 3 kişiye 3 yıl her ay 200 bin lira. Yani yarışmanın birincileri Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Türk hafif müziği birincileri 3 yıl boyunca her ay 500 bin lira alacakmış. Şahane bir fırsat. Üstelik daha ayrıntıları da var ilanın. O ayrıntılarda da işte Maxim gazinosunda sahneye çıkmak, yanı sıra plak prodüksiyonu yapılması gibi vaatler de var. Gerçekten çok cazip. Düşünsenize şimdiki gibi böyle o sesler, bu sesler, şu sesler falan da yok ortada. İnternet de yok. Sesiniz güzel, sesinizi duyurmak istiyorsunuz, müziğe meraklısınız ve karşınıza böyle bir fırsat çıkmış. Çıkmış. Emel İzmir'de, Erdal da Ankara'da bu ilandan haberdar oluyor. Emel'e eşi Oğuz gösteriyor ilanı. Bak böyle bir yarışma var, istersen katıl diyor. Erdal'a ise askerden döndükten hemen bir gün sonra teyzesi telefon açıyor. Güneş gazetesinde bir ilan yayınlandı, bununla ilgilen diyor. Burada çok acayip bir hikaye var, şimdi onu anlatmam lazım size. Erdal daha önce TRT'nin yarışmasına katıldığı zaman başvurusunu yapmış ve uzunca bir süre ses çıkmamış. Öyle olunca da Erdal en sonunda TRT'yi kendisi aramış. Demiş ki ben bir başvuru yaptım ama hiç ses seda çıkmadı, ne oldu acaba? Onlar da demişler ki abi sizi aramadık mı? Unuttuk herhalde aramayı, buyurun gelin çekimler yapılacak demişler. Bu yarışma için başvurduğu zaman da Erdal yine benzeri bir şey oluyor. Erdal gazeteye bir mektupla başvuruda bulunuyor. Oraya özgeçmişini yazıyor, fotoğraflarını gönderiyor. Ama hiç ses seda çıkmıyor. Bunun üzerine Erdal'ın daha önceden de bu konuda tecrübesi olduğu için Güneş gazetesini arıyor. Ve oradan, aa size haber verilmedi mi? 2 gün sonra elemeler başlayacak. Buyurun gelin, sizin de adınız var diyorlar. Ve Erdal hemen hazırlıklarını yapıyor. İlk otobüse atlayıp İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a iner inmez de hemen Caddebostan Maxim gazinosunda alıyor soluğu. Çünkü elemeler orada yapılacak. Aynı günlerde Emel de heyecanla elemelere kalan finalistlerin isimlerinin gazetede yayınlanmasını bekliyor. Ve yayınlanıyor da nitekim. Ama Emel onların arasında kendi adını göremiyor. Deliye dönüyor. Çok sinirleniyor. Nasıl olmam ben bunların arasında diyor. Beni neye göre seçmediler? Niye seçmediler? Ve hemen en yakındaki postaneye koşturuyor. Jetonlarını alıyor. Ankesörlü telefondan Güneş gazetesini arıyor. Onu arıyor, bunu arıyor. 3 kere, 5 kere, 4 kere. En sonunda ulaşmayı başarıyor birine. Ulaştığı kişi Ayhan Fırıldak isminde bir gazeteci. Ve yarışmanın organizasyonunda yer alanlardan birisi. Adamcağız daha buyurun der demez Emel çemkirmeye başlıyor. Yahu diyor, beni niye seçmediniz? Ben yıllardır orada evlerinde sahneye çıkıyorum, okulda solistik yaptım, orkestrada. Oraya seçilenlerin benden neyi fazla? Benden ne farkları var? Niye onları seçtiniz de beni seçmediniz? Zaten sizin soyadınız da Fırıldakmış. Ne fırıldaklıklar yapıyorsunuz siz orada diye adama güzelce saydırıyor. Şimdi bir tane küçük bir çocuk var, onu saklıyorum. Sıkıştırdıkları zaman çıkıyor içeriden canavar gibi. O konuşuyor, ben sıkıldığım zaman o konuşuyor benim yerime. Bütün cevapları o veriyor. Fakat Ayhan Fırıldak da o kadar kibar bir adam ki. Hanımefendi buyurun diyor, İstanbul'a gelin, ben sizi bir şekilde elemelere sokacağım. Böylece Emel de elemelere katılma hakkını söke söke, biraz da edepsizlikle kazanıyor.
Elemeler sırasında Erdal Emel'in dikkatini çekiyor. Sesi çok güzel bu çocuğun diyor. Ya benim bir rakibim varsa bu yarışmada kesinlikle bu çocuk diyor. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 Kasım 1983 Pazar. Nitekim binlerce kişinin katıldığı ve 3 ayrı kategoride yapılan bu yarışma uzun süren elemeler sonucunda Kasım ayında sona erdiğinde Türk pop müziği, daha doğrusu Türk hafif müziği dalında birinci Emel, ikinci Erdal oluyor. Şarkılar sayıyoruz, tamam birisi birinci birisi ikinci oluyor olmasına. Ama gazetenin verdiği vaatler var ya, işte her ay 500 bin lira, her ay 350 bin lira, efendim işte plak prodüksiyonu, efendim gazinoda sahneye çıkma garantisi. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Hiçbir şey yok, sadece zaman zaman gazete bunları İstanbul'a çağırıyor. Bir takım fotoğraf çekimleri yapılıyor, röportajlar yapılıyor. Sonra tekrar geri gidiyorlar. Ama hiçbir vaat yerine getirilmiş durumda değil. Ortada kalmış durumdalar. İşte o haberlerden bir tanesini buldum ben. Bakın şimdi size oradan okuyacağım. 1984 yılının Mart ayına gelmişiz artık. Yarışma Kasım 83'te yapılmış. Mart ayı olmuş, daha hiçbir gelişme yok. Fakat şöyle bir haber yapmışlar. Her üç kategoride de birinci, ikinci ve üçüncü olanlarla toplu bir fotoğraf çekimi yapılmış. Sonra da onların tek tek bilgileri yazılmış ve denmiş ki, nasıl okuyacağım bir dakika. Ve denmiş ki, gazino seyircisine en iyi vermek görevimiz. Onun için de bizi dinlemeye gelecek olanlara kelimenin tam anlamıyla müzik ziyafeti çekeceğiz. Yani bu yeni isimler çok yakında gazino sahnesine çıkacakmış. Sahne çalışmaları yapmaya hazırlanıyorlarmış. Ama nerede çıkacaklar, hangi gazinoda, ne zaman, ne söyleyecek hiçbir şey belli değil. Sadece böyle bir haber yapılmış. Tabii Erdal da Güneş Gazetesi'ne gidip geliyor ama Emel biraz daha hırslı ya. Emel biraz daha şansını zorlamaktan yana ya. Maxim gazinosunun kapısını da çalıyor Emel. Güneş Gazetesi'nin kapısını aşındırmakla kalmıyor. Prodüksiyonun ortağı olan Maxim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan'a da ulaşmaya çalışıyor. Ve ulaşıyor da nitekim. Bayağı zorladıktan sonra en son Fahrettin Aslan'la görüşme şansı yakalıyor. Fahrettin Aslan'ın odasına giriyor. Adam gayet soğuk karşılıyor onu. Zaten herkesin korktuğu, karşısında titrediği birisi. Ve gayet mesafeli bir şekilde. Sen zaten evliymişsin diyor. Evli kadını ben sahneye çıkarmam diyor. Ayrıca tipini de beğenmediğini ifade eden birkaç bir şey söylüyor. Tabii Emel son derece sinirleniyor bu duruma. Çok onuruna dokunuyor ve kapıdan çıkarken saydırıyor. Bir gün çok ünlü olacağım, göreceksiniz gibi bir şeyler söylüyor. Nitekim yıllar sonra Emel'in çok popüler olduğu dönemde bir iş vesilesiyle Fahrettin Aslan ona telefon açtığı zaman... Hani bir zamanlar fakir ve gururlu bir genç kız vardı ya... Demiyor ama onu demiş kadar oluyor tavrı ve tarzıyla. Muhtemelendir ki bu haberin yapıldığı günlerde ya da bu haberin yapılması için İstanbul'a geldiklerine ve fotoğraf çekimlerinin yapıldığı gün Emel'in artık canına tak diyor. Düşünüyor ya diyor, hiçbir şey olmuyor yani, gidiyoruz geliyoruz sürekli, hiçbir vaat yerine getirilmediği gibi yarışmanın birincisi olduk ama kimsenin de umurunda değil. O sırada gazetenin bürosunda otururlarken önündeki dergileri karıştırıyor ve bir habere denk geliyor. Atilla Özdemiroğlu'nun yeni bir müzik prodüksiyon firması kuracağı, yeni yeteneklerle, gençlerle çalışacağı yazıyor. Atilla Özdemiroğlu zaten bu yarışmanın da, Emel'in birinci, Erdal'ın ikinci olduğu yarışmanın da jüri üyesiydi. Emel ne yapıyor ediyor, o dakika hemen Atilla Özdemiroğlu'nun telefonunu buluyor. Zaten o zamanlar rehberler vardı ve o rehberlerde herkesin telefon numarası yazardı. Kimse kimseyi rahatsız etmeyi düşünmediği, öyle bir adap olmadığı için de o telefon numaraları ünlü ünsüz herkesin telefon numarası yer alabilirdi o rehberlerde. Nitekim Atilla Özdemiroğlu'nun telefon numarası da var ve Emel telefonu çevirip Atilla Özdemiroğlu'nu arıyor. Şimdi size onu canlandırmalı olarak yapacağım. Alo, Atilla
Özdemiroğlu'yla mı görüşüyorum? Merhaba Atilla Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ben Emel Müftüoğlu. Evet, Güneş Gazetesi'nin yarışmasında birinci olmuştum. Hafif müzik dalında. Zaten siz de jürideydiniz, tanırsınız beni mutlaka. Evet, yani benim o, birinci olan benim, evet. Evet. Siz gençler arıyormuşsunuz, ben dergide haberinizi gördüm az önce. Gençlerle çalışmak istiyormuşsunuz, yeni firmanızda. Bizimle çalışsanız da, yani ben zaten yarışmada birinci oldum, benimle çalışın. Hadi görüşelim, haftaya mı diyorsunuz? Yok, bugün görüştük, görüşmedik. Ben dönüyorum İzmir'e. Yani bugün gelmem lazım. Tamam, hemen geliyorum ben. Tamam, teşekkür ederim. Aynen böyle oluyor. Yani Atilla Özdemiroğlu o kadar kibar bir adam ki başka birisi olsa muhtemelen telefonu suratına kapatırdı. Bugün görüştük diyor, yoksa diyor ben dönüyorum İzmir'e. Atilla Özdemiroğlu da tamam o zaman bugün görüşelim diyor ve onu evine davet ediyor. Emel de bu telefon görüşmesini yaptıktan sonra Erdal da o sırada yanında oturuyor derginin ofisinde. Hadi gel diyor, ben Atilla Özdemiroğlu'na gideceğim, zaten duydun sen de konuştuğumuzu. Gel beraber gidelim diyor. Ve Emel ve Erdal beraber dolmuşa binip 4. Levent'e Atilla Özdemiroğlu'nun evine gidiyorlar. Atilla Özdemiroğlu'nun kapısını çalıyorlar. Kapı açılıyor ve karşılaştıkları manzara şu. Atilla Özdemiroğlu ve Melih Kibar, yani dönemin en önemli, en saygın iki bestecisi, oturmuşlar Atari oynuyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü o dönemde ikisi de pilotluk kursuna gidiyorlar ve ona çalışıyorlar aslında. Tabii Emel ve Erdal ikisi de toy birer genç olarak o duayen bestecileri öyle oyun oynarken görünce ilk şoklarını yaşıyorlar. Neyse geçiyorlar, oturuyorlar. İkinci bir şoksa odalardan birinin kapısı açılıp karşılarına gecelikle Müjdar'ın çıkması oluyor. Çünkü Müjdar o dönemde Atilla Özdemiroğlu'nun sevgilisi ve aynı evde yaşıyorlar. Oyunları bittikten sonra Atilla Özdemiroğlu her iki genci de dinliyor. Piyanosunun başına oturuyor. Bir şeyler çalıyor. Önce Emel söylüyor. Sonra Erdal söylüyor. Sonra beraber de bir şey söylüyorlar. Ve Atilla Özdemiroğlu bir an durup düşündükten sonra biz size Albano Romina Power gibi bir ikili yapalım diyor. Şimdi Albano Romina Power o dönemin çok popüler bir ikilisi. Türkiye'de de çok popülerler, Avrupa genelinde de çok popülerler. Özellikle de Felicite adlı şarkıları 1982 yılında kıyametler koparmış. Çok sevilmiş. Türkiye'de de o yıllarda ne zaman şarkı söyleyen bir kadın ve şarkı söyleyen bir erkek yan yana gelse mutlaka Albano Romina Power benzetmesi yapılıyor bir şekilde. Başka örnek yok çünkü. Nitekim Atilla Özdemiroğlu'nun çıkış noktası da oluyor. Aslında ne Emel'in ne de Erdal'ın böyle bir niyeti var. Pek hoşlarına gitmiyor aslında bu, bakmayın. Ama hayır deme şansları da yok. Böyle bir fırsatı geri tepecek durumda da değiller üstelik. Ve kabul ediyorlar. Böylece Atilla Özdemiroğlu aradığı genç yeteneklere kavuşmuş oluyor. Ve Emel ve Erdal'la birlikte çalışmaya başlıyor. Şarkılar sayıyoruz sana. Emel ve Erdal'ın birlikte sahneye çıktıkları ilk çalışma Videokonda adlı bir müzikal oyun oluyor. Şan Tiyatrosu'nda 1984 yılının Nisan ayının sonunda sahnelenmeye başlayan bu müzikal, o dönemin popüler komedyenleri Uğur Böcekler'in bir prodüksiyonu ve müzikalde rol alanları arasında Mehmet Ali Erbil, Cenk Koray, Süleyman Turan ve Suna Pekuysal da var. Türkiye'de müzikaller furyasının tam ortasında sahnelenen bu gösteride Emel ve Erdal hem şarkı söylüyorlar hem de oyunun içerisindeki skeçlerin bazılarında rol alıyorlar. Yaklaşık bir ay kadar sürüyor bu gösteri. Sonrasında Anadolu Yakası'nda devam ediyor ama Emel ve Erdal Anadolu Yakası'na gitmiyorlar. Ve Atilla Özdemiroğlu ile çalışmaya, albüm hazırlıklarına devam ediyorlar. Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu yeni prodüksiyon firması ART'nin, Anadolu Radyo Televizyonu'nun ilk prodüksiyonu Zülfü Livaneli'nin Ada adlı albümü oluyor. 12 Eylül öncesinde Türkiye'den ayrılan Zülfü Livaneli ilk defa Türkiye'ye geri gelecek, yeni albümü piyasaya çıkacak ve konserler verecek. Nitekim Eylül ayında Ada albümü piyasaya çıkıyor ve sonrasında da Şan Tiyatrosu'nda bir dizi konser veriyor Zülfü Livaneli. Orkestrayı Atilla Özdemiroğlu yönetiyor ve orkestrada 3 kişilikte bir vokal grubu var. Kimler dersiniz? Emel, Erdal ve Sevingül Bahadır.
Atilla Özdemiroğlu Sevin Gül Bahadır'ı ta 70'li yıllardan şat yapım zamanlarından beri tanıyor. Reklam jingle'ları yapıyor onunla beraber ve bu konser serisinde de Zülfü Livaneli vokalistlerinden biri yapıyor. Nitekim Sevin Gül Bahadır'ın Zülfü Livaneli'ye vokal yapma macerası uzun yıllar boyunca devam edecek. Emel ve Erdal ise yaklaşık 1-1,5 yıl boyunca Zülfü Livaneli'nin ülkenin çeşitli yerlerine verdiği konserlerde vokalist olarak onun arkasında yer alıyor. Yine internette dolaşan Emel ve Erdal'ın da vokalist olarak şarkı söyledikleri bir Ey Özgürlük şarkısının görüntüsü var biliyorsunuz ama bu 84 yılından kalma değil. Zülfü Livaneli 1979'dan 1989'a kadar hiç TRT ekranına çıkarılmıyor. Sadece 1-2 programda röportajı yayınlanıyor ama hiç şarkı söyleyemiyor. İlk kez 1989 yılında bir konser programı yapılıyor. İzzet Öz çekiyor bu programı. İşte Emel ve Erdal'ın görüntülerinin olduğu klip de o Ey Özgürlük şarkısının klibi de o program için çekilmiş bir klip aslında. Ve Emel Erdal ikilisinin ilk albümü Öyle Bir Aşk 1985 yılının yaz aylarında piyasaya çıkıyor. Atilla Özdemiroğlu prodüksiyonuyla yapılmış bir albüm. Bu ART etiketiyle yayınlanıyor zaten. Sözlerde de ağırlıklı olarak Aysel Gürel'in imzasını görüyoruz. Yanı sıra Selahattin İşçiliğe ait besteler var bu albümde. Bir düzenlemede Uğur Dikmen'in, bir düzenlemede Turhan Yüksel'in imzası var. Yani dönemin en iyi müzisyenlerinin elinden çıkmış, onların katkılarıyla hazırlanmış ve gerçekten pahalı bir prodüksiyon yapılmış bu genç ikiliye. Düşünün 1985 yılındayız. Daha 90'lar pop patlaması yaşanmamış. Genç isimleri bırakın bir kenara, kıdemli isimler bile yeterince plak satışı yapamıyorlar o dönemde. Çünkü Türk pop müziği büyük bir düşüşte. Albümler yeterince satmıyor. Çıkış yavaş yavaş başlamış, 84 yılı itibariyle başlamış. Ama daha kimsenin genç isimlere dönüp bakacak hali yok. Sevgiyle karış, gel bana, susup gözlerinle konuşma. Benimle paylaş her şeyi, eğer bir kıvılcım kalmışsa. Bu şartlar altında çıkıyor Emel ve Erdal'ın ilk albümü ama şöyle bir talihsizlik yaşıyorlar. Sadece bir tek şarkı denetimden geçiyor ve diğer şarkıların hiçbiri denetimden geçmiyor. Ya ben her videoda bu denetimden bir şekilde bahsediyorum. Neden özellikle denetimden geçti veya geçmedi diye vurguluyorum onu da söyleyeyim. Bilmeyenler, o dönemi yaşamayanlar için. Çünkü denetimden geçmeyen bir şarkının radyo ve televizyonlarda yayınlanma şansı yok. Televizyonlar dediğim zaten tek bir kanal. Radyo deseniz sadece TRT. Radyo ve televizyonda yayınlanmayan bir şarkının ise halka ulaşmaktadır. Ulaşmasının imkanı yok. Yani insanlar bunu vitrinde, plakçının vitrinde görecekler, ilgilerini çekecek de alacaklar da ya da gazetede haberini görecekler de alacaklar. Radyo ve televizyonda duyamayacaklar ama. Yani böyle bir handikapı var denetimden şarkıların geçmemesi. Nitekim 10 şarkıdan 9'unun denetime takılmış olması da büyük bir zarar bu albüm için. Bu da albümün tanıtılamaması, duyurulamaması demek. Ömrümce sevdim seni. Denetimden geçen şarkı da Hasret. Bir yer olmalı, bir yol olmalı, bir can olmalı can diye bir şarkı. Selahattin İşçili'nin bir bestesi. Selahattin İşçili 1985 yılı Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalleri için yapmış bu şarkıyı. O yıl Türkiye finallerinde Nükhet Duru ve Neco bir koalisyon kurmuşlar ve birlikte katılmışlar yarışmaya. 4-5 tane de şarkı seslendiriyorlar elemelerde. Bunlardan bir tanesi de Hasret. Diğer şarkılar geçiyor ve finale kalıyor ama bu şarkı geçemiyor. Nükhet Duru ve Neco bu şarkıyı sadece 1984'ü 85'e bağlayan yılbaşı gecesi televizyon ekranında yılbaşı programının içerisinde birlikte söylüyorlar. Bir yer olmalı, bir yol olmalı, bir can olmalı can. Ondan sonra şarkı Emel Erdal'ın albümüne giriyor. Ve Emel Erdal da denetimden sadece bu şarkı geçtiği için mecburen mecburiyetten bütün programlara bu şarkıyla katılıyorlar. Bir yer olmalı, bir yol olmalı, bir can olmalı can. Bir yer olmalı, bir yol olmalı, bir can olmalı can. Bu videoyu hazırlamadan önce bu albümü tekrar dinlerken yıllar boyunca fark etmediğim, keşfetmediğim bir şey keşfettim bu arada. Bunu da size söyleyeceğim. Böyle detaylarla uğraşanlar için tabii bu söyleyeceğim şey. Şarkı Söyle diye bir şarkı var albümde. Yine Selahattin İşçiliğinin bestesi. Geçen en son dinlediğimde ya ben bu melodiyi bir yerden tanıyorum, neye benzetiyorum diye düşünürken şimşek çaktı birden. Evet, Ayşegül Aldınç'ın 1983 yılı Türkiye Eurovision finallerinde seslendirdiği Heyecan diye bir şarkı vardı Selahattin İşçili bestesi. Günaydın sonbahar. Yeni günle kalbi saran heyecan. O melodiyi evirmiş çevirmiş yeni bir şarkıya dönüştürmüşler. Yeni sözler yazarak. Şarkı söyle anlat.
şarkı getirsin seni bana. Oradan tanıyormuşum meğerse. Bunu da bir dipnot olarak ileteyim. Kimi ne kadar alakadar eder onu bilmiyorum. Emel Erdan'ın ilk albüm böyle bir talihsizliğe kurban gidiyor. Şarkıları televizyonda söyleyemiyorlar, işte radyolarda çalınmıyor ama onlar pes etmiyorlar. 1985 yılının sonbaharında Timur Selçuk'tan ders almaya başlıyorlar mesela. O yarım kalan müzik eğitimini bir şekilde telafi etmeye çalışıyorlar. Timur Selçuk'un Çağdaş Sanat Merkezi adlı dershanesine devam ediyorlar. Aynı dönemde yeni bir şarkı yapıyorlar, Gül Dünya'ya diye bir şarkı ve bu denetimden geçmeyi başarıyor. Plak olarak basılmasa bile en azından televizyona çıktıklarında söyleyecekleri yeni bir şarkıları daha oluyor ellerinde. Gül dünyaya gül, gülsün sana. Zaten 80'lerin ikinci yarısı festivaller ve yarışmalar çağı olarak müzik tarihimizde geçti biliyorsunuz. Emel ve Erdal da 80'lerin ikinci yarısı boyunca festival festival, yarışma yarışma dolaşmaya başlıyorlar. İlk katıldıkları festival 1986 yılında ilk kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması. Söz Aysel Gürel, düzenleme Buğra Uğur, seslendiren Emel Erdal ikilisi, beste Buğra Uğur, üzüm buğusu. 1986 Altın Güvercin benim deli gibi yakından takip ettiğim, şarkıların hepsini ezberlediğim, videoya kaydettiğim, televizyonda yayınlandığı gün ve defalarca seyrettiğim, sonrasında çıkan kasetini satın alıp ezbere bütün şarkıları dinlediğim ve söylediğim bir yarışmadır. Çünkü gerçekten ben de o dönemde gençtim, ergendim hatta ve genç isimlerle dolu bu yarışmada yeni yeni pop şarkıları duymak çok hoşuma gitmişti. Emel Erdal'ın şarkısı da bunlardan biriydi. Gerçekten çok iyi bir şarkıydı. Hatta bence albümdeki bütün şarkılarından daha iyi bir şarkıydı Üzüm Buğusu. Ama maalesef işte sadece o yarışmanın kaseti yayınlanmıştı. O kasette kaldı. Plak olarak yayınlanmadı. Böyle sadece aklımızın bir köşesinde kalan şarkılardan biri oldu. Emel ve Erdal'ı 1987 yılının Şubat ayında bu defa Eurovision Türkiye finallerinde görüyoruz. Ama yalnız değiller. Kayahan'ın bir bestesini Kayahan'la beraber seslendiriyorlar. Güneşli Bir Resim Çiz Bana adlı şarkı bu. Güneşli bir resim çiz bana, sonra mavi bir deniz boya. Güneşli bir resim çiz bana, sonra mavi bir deniz boya. Kayahan'ın söz ve müziğini yazdığı, düzenlemesini Ümit Eroğlu'nun yaptığı bir şarkı. Orkestra eşliğinde canlı olarak seslendiriyorlar final gecesi bu şarkıyı. Ve Yeşim Vatan'la Aslı Kutluel de var vokallerde, böyle bir kalabalık ekip olarak seslendiriyorlar. Korkma öyle, çiz, çiz, korkma öyle, çiz. Aynı yılın Temmuz ayındaysa ikinci defa düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasında bu defa iki şarkıyla birden yarışıyor Emel Erdal ama yine bir çift olarak değiller sadece. Yanlarında birileri de var. Kimler var? Metin Özülkü'nün bestesi olan Bir Mimoza Kokusunu Talip Metin ikilisiyle beraber seslendiriyor Emel Erdal. Birdenbire bir mimoza kokusu, fark etmedim mi yoksa bahar mı ne? Birdenbire bir mimoza kokusu, fark etmedim mi yoksa bahar mı ne? Yani tabii bu festival şarkıları hep böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Hatta ben bunu bir radyo programıma konuk ettiğim zaman Emel'e söylemiştim ya. Komik bir şarkı aslında bu mimoza kokusu falan ama Emel ben çok seviyorum o şarkıyı demişti bana. Evet güzel şarkı ama yani hani bir kasetlik bir albümlük bir şarkı değil, bu festivallik bir şarkı. Ayrılmayalım birdenbire. Buğra Uğur'un bestesi olan Şehirli Kız adlı şarkıyı ise Seden Kutlubay, daha sonra Seden Gürel olarak tanıyacağımız Seden Kutlubay ve Halis Bütünle ile beraber bir dörtlü olarak seslendiriyorlar. Dur, hiç vaktin yok mu? Bu kadar zor mu? Yalnız olur mu? Şehirli Kız. 1988 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Emel Erdal bir kere daha ama bu sefer bir çift olarak yanlarında kimse olmaksızın yarışıyorlar. Sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı bir Uğur Başar bestesi bu. Aşk yaşamaya değer. Biraz daha, biraz daha sürsün bu deli heyecan. Biraz daha, biraz daha sürsün bu deli heyecan. 1989 yılı Eurovision Türkiye finallerinde Emel ve Erdal bu defa Pardon diye bir şarkıyla yarışıyorlar. Sözlerini Ayşe Irmak Manioğlu'nun yazdığı şarkının bestesi Asgül Ayas'a ait. Aylardır, yıllardır ömrümce bekledim seni.
ağlarken, gülerken, ağlarken hep sevdim seni. Bin pardon, bin pardon, pardon bütün olanlara. Kırdımsa, üzdümse, özür dilerimse. Tabii Emel ve Erdal o süreç boyunca sadece bu yarışmalarda boy göstermiyorlar. Sık sık televizyona çıkmalarının yanı sıra gazino programları yapıyorlar, festivallere katılıyorlar. Bir şekilde Emel ve Erdal ikilisi artık herkesin hafızasına kazınmış durumda. Bilinen, tanınan, sevilen bir çift oluyorlar. Gelin görün ki 1989 yılının yaz aylarında Kuşadası Altın Güvercin yarışmasına dönüp baktığımızda Erdal'ı tek başına görüyoruz. Evet, Erdal ilk defa tek başına üstelik iki şarkıyla birden yarışıyor bu festivalde. Şarkılardan bir tanesinin bestesi Atilla Atasoy'a ait Yaz Yağmuru diye bir şarkı. Yaz yağmuru gibi gülmeyle varsın başka dostun olmasın yanında. Diğer şarkıysa Erdal'ın kendi bestesi, söz ve müziğini kendisinin yazdığı Gittin Gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Erdal o yarışmada Yaz Yağmuru'yla üçüncü, Gittin Gideli'yle ikinci oldu. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Aslına bakarsanız Emel ve Erdal müzik piyasasına profesyonel olarak adım attıklarından beri en hit olan şarkı Gittin Gideli. Yani Erdal'ın solo seslendirdiği bir şarkı. Zaten ikilerinin arası da yavaş yavaş bozulmaya başlamış. Niye bozulmaya başlamış? Bir kere karakterleri çok farklı. Erdal daha sakin, daha ağırkanlı, daha yavaş hareket eden birisi. Emel ise çok heyecanlı, çok hiperaktif ve daha hızlı hareket etmeyi seven biri. Bir taraftan o günkü şartlarda, Türkiye şartlarında, gazino şartlarında ikili olarak kazandıkları para, tekli olarak kazandıkları parayla aynı. Yani ikiye bölünüyor. Tek başlarına sahneye çıksalar aynı parayı yine alacaklar. Ama onlar ikiye bölerek almak durumunda kalıyorlar. Bunun gibi şeyler var. Efendim çok hit bir şarkıları olmamış, çok büyük bir patlama gerçekleştirememişler. Yani ikili olarak devam etmek iki taraf için de yıpratıcı olmaya başlamış. Taşı taşı sırtında dünyayı, taşı taşı sırtında dünyayı, ah demeden, ah demeden, ah demeden, ah demeden. 1989 yılında aslında Emel ve Erdal resmen ayrılmışlardır. Solo çalışmalara başlamışlardır. Yani Kuşadası Altın Güvercin yarışmasına Erdal'ın tek başına katılması boşuna değildir. Emel tek başına sahneye çıkmaya başlamıştır. Erdal Altın Güvercin'den sonra o da tek başına sahneye çıkmaya başlar. Artık resmen yollarını ayırmışlardır. Ancak buna rağmen bir albüm için tekrar bir araya gelirler 1990 yılında. Albümün adı Alaturka Benim Canım. Enteresan bir isim. Albüm Alaturka bir albüm değil oysa ama böyle bir şarkı var albümde. Ve kimin bestesi biliyor musunuz? Daha o günlerde kimsenin adını sanını bilmediği Fergan Mirkelam'ın bir bestesi. Bu albümden tam 5 yıl sonra müzik dünyasına bomba gibi düşecek Mirkelam ilk kez besteci olarak bu albümde yer alır. Alaturka Benim Canım adlı şarkıyla ve Emel Erdal keşfeder aslında ilk onu. Tabii bu albümün ilk albümden çok büyük farkları var. Öncelikle Atilla Özdemiroğlu yerine bu defa Turhan Yükseler'le çalışıyorlar ama Turhan Yükseler'den Erdal pek memnun kalmıyor. Pek anlaşamıyorlar aralarında. Nitekim bunu da Erdal röportajlarında hem o dönem yaptığı röportajlarda hem sonrasında da çok söyler. O yüzden de Erdal bu albümü çok benimseyememiştir. İkinci en önemli farksa bu albümde beraber söyledikleri şarkıların yanı sıra solo söyledikleri şarkıların da olmasıdır. Yani solo olarak da kendilerini, performanslarını gösterdikleri şarkılar vardır bu albümde. Yani aslında biz ayrıldık ama bakmayın ikili olarak bir ismimiz var. Biraz da bu isimden istifade ediyoruz ama bizi soloda dinleyebilirsiniz demeye getiriyorlardır belki de. Bu albümün çıktığı dönemde Emel ve Erdal müzik dergisine bir röportaj verirler. Ve o röportajda derler ki bizim geleceğimiz, ikili olarak geleceğimiz bu albüme bağlı. Eğer bu albüm tutarsa biz ikili olarak devam edeceğiz. Eğer tutmazsa yollarımıza ayrı ayrı devam edeceğiz. Nitekim ayrı ayrı devam ederler çünkü albüm tutmaz. Nitekim 1990 yılı Ağustos ayında Pop Sav'ın düzenlediği Pop Şenliği'nde Emel ve Erdal birlikte son kez sahneye çıkarlar. Aynı dönemde Emel, yapımcı Şahin Özer'le ilk solo albüm için anlaşmıştır.
ve çalışmalar başlamıştı. Erdal ise Melih Kibar'ın kapısını çalmış ve onunla birlikte bir albüm hazırlamak için yola koyulmuştur. Emel'in en azından bir yapımcısı vardır ama Erdal'ın yoktur. Albümün hangi firmadan çıkacağını o da bilmiyordur henüz. Kendi imkanlarıyla hazırlamaya çalışıyordur bu albümü. Hatta sahneye çıktığında kazandığı paranın bir kısmını albüme yatırıyordur. Böyle böyle albümü oluşturmaya çalışıyordur. Nitekim Erdal'ın albüm hikayesi biraz uzar ama bu esnada 1991 yılının Nisan ayında Emel'in ilk albümü Karlar Düşer piyasaya çıkar. O da ne? Kasetin kapağına bakar mısınız? Emel ve Erdal'ın afişi var. Dur parlıyordur belki şöyle göstereyim. Emel ve Erdal'ın afişi yırtılmış. Yırtılan kısımda Erdal kalmış. Biz sadece Emel'i görüyoruz. Bu biraz ayıp tabii. Bayağı ayıp. Zaten sende insaf yoktu. Olsaydı terk etmezdin beni. Ama işte Emel bunu şöyle açıklıyor. O dönem beraber çalıştığımız fotoğrafçı beni ikna etti. Böyle bir şey yapalım dedi ve yaptık. Ve kapağı da bunu koymuşlar. Tabii Erdal buna çok bozuluyor. Bayağı bozuluyor. Erdal çünkü zaten yapı olarak da alıngan biri. Ve neredeyse müzik dünyasına küsme noktasına geliyor. Bu diyor Emel'e saygısızlık. Bu bana yapılmış bir hakaret. Hevesi kaçıyor. Neredeyse kendi albümünü yapmaktan da vazgeçecek. Tabi bu arada Emel'in albümü Karlar Düşer adlı şarkıyla, albüme adını veren şarkıyla bir anda patlıyor. Çok iyi bir satış yakalıyor. Şarkı büyük bir hit oluyor. Fakat kapağın gördüğü tepki yüzünden apar topar kapağı değiştiriyorlar. Yeni bir fotoğrafla yeni bir kapak yapıyorlar. Bu albümün CD'si Türkiye'de çıkmadı. Sadece Almanya baskısı var. Sadece kaset formatında yayınlandı. Tabii Karlar Düşer şarkısında enteresan bir hikayesi var. 1988-89'da filan böyle şeyler çok modaydı ben üniversitedeyken. Bir gitarla bir müzisyen çıkar şarkı söyler ve herkes de ona eşlik eder. İşte günün popüler sevilen şarkılarını söylerdi. Barlarda genellikle böyle eğlenilirdi ya da en azından benim yaşımdaki insanların gittiği eğlence yerlerinde böyle eğlenilirdi. İşte o tip yerlerde bu Karlar Düşer şarkısı sürekli söylenirdi. Yani şarkıyı daha önce plak yapan, albüm yapan kimse yoktu. Şarkı sadece kulaktan kulağa yayılmış ve herkesin diline düşmüştü ve herkes ezbere söylerdi. Biz de dahil olmak üzere. Ama bu şarkı nereden gelmiş, kimin şarkısı kimse bilmezdi. Nitekim Emel'e de Bülent Özdemir öneriyor. Bak diyor bir şarkı var, bu şarkı her yerde söyleniyor, al bunu söyle. Ondan sonra peşine düşüyorlar şarkının söz yazarı kim diye. Çünkü aslında bir yabancı şarkıya Türkçe söz yazılmış. Ama söz yazarını da tanıyan bilen yok. Bir şekilde söz yazarını buluyorlar şehir dışında. Adamın adını hatırlamadım, iyi mi? Bir dakika. Selçuk Özgürdal diye birisi. İnşallah ol sen de böyle. Böylece albüme Karlar Düşer son dakika giriyor. Çünkü albümün diğer şarkıların hemen hemen hepsi biri hariç Bora Ebeoğlu tarafından sözleri yazılmış Yunan şarkıları. Aslında o konsepte bir albüm bu. Aşkın Nur Yengi'nin albümü öyle patladı ya, ona benzer bir şey yapmışlar. Ne çıkarsa çıksın razıyım, ne çıkarsa senle. Ama Karlar Düşer son dakika giriyor. Albümün adı olmakla kalmıyor. Emel'in ilk hiti oluyor. İlk solo hiti oluyor. Erdal'ın ilk solo albümü ise Emel'inkinden aşağı yukarı bir yıl sonra 1992 yılının Mayıs ayında yayınlanıyor. Erdal da uzun süre uğraştıktan sonra albüm için nihayet bir prodüktör buluyor. Daha doğrusu prodüktörler onu buluyor. Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir o dönem Nokta Müzik adında bir plak şirketi kuruyorlar. Ve Erdal'a albüm yapmak istiyorlar. Diyorlar ki sen zaten bir şeyler yapmışsın, biz duyduk. Gel senin albümünü biz yapalım diyorlar. Böylece Erdal da Nokta Müzik etiketiyle yayınlıyor bu albüm. Ve bu da sadece kaset formatında yayınlanıyor. Aslına bakarsanız bu albüm Emel'in albümünden daha fazla hit barındırıyor. Birinci hit Cana Cansın adlı şarkı oluyor. Albüme adını veren şarkı, Erdal'ın bir bestesi, çok seviliyor ve o dönemde radyolarda ve televizyonlarda, özel televizyonların ve radyolarında yeni başladığı dönemde sık sık çalınan şarkılardan biri oluyor. Sen cana cansın, sen çalıp kaçansın, buna bu can nasıl dayansın?
Gittin Gideli zaten Kuşadası Altın Güvercin'den dolayı bilinen bir şarkı haline gelmiş. Erdal çok kez bunu şarkıyı televizyonda söylemiş. Bu albümde de bir kez daha seslendiriyor ve o da zaten sevilen şarkılardan biri olarak albüme değer katıyor. Tek yürekçim sensin benim, sen çekmezsen yürümez gemim. Yüz dertliyim, bin dertliyim, tek çaremsin sen. Yanı sıra albümün açılışında Tek Kürekçim Sensin diye bir şarkı var. O da sözlerini Kenan Doğulu'nun yazdığı, bestesini Ozan Doğulu'nun yaptığı bir şarkı ama biz daha Kenan Doğulu'yu da Ozan Doğulu'yu da hiç tanımıyoruz. İlk kez Erdal'ın albümünde bir şarkıları yayınlanıyor ve bu şarkı hem bu albümün hiti oluyor hem de Kenan ve Ozan'ın müzisyen olarak müzik piyasasına tanıtan şarkılardan biri oluyor. Nitekim sonrasında Kenan da kendi albümünde bu şarkıyı tekrar seslendiriyor. Sonrasında yollarına ayrı ayrı devam ediyorlar. Hani başında zaten size fotoğrafı yırtarak örneklemiştim ya. İşte böyle. Sonrasında ayrı ayrı yollarına devam ediyorlar ve ikisi de gayet güzel kariyer yapıyorlar. Erdal'ınki biraz daha inişli çıkışlı oluyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi biraz küskün kırılgan bir yapısı var. Sürekli sahne yapmasına rağmen çok sık sayıda albüm yapmıyor. Emel ise ardı ardına yayınladığı albümlerle 90'lı yılların popüler şarkıcılarından biri oluyor. Ha, hikayenin devamını anlatmak gerekirse Emel için ayrı, Erdal için ayrı videolar yapmak lazım. Yes! Deniz evimizde yağmur yıldız. Bir kere bakalım.